24 Nisan 2023 günü depremin en büyük hasar verdiği yerlerden biri olan Malatyalı Doğanşehir ilçesi Erkenek beldesi, eski belde burası, beldesindeyiz. Daha önce geldiğimiz, geçen yılda geçmiştik, bu sene de buradan geçtik, çektik. Evin avlusunda ekilen terzaleleri görüyorsunuz. Depremden dolayı bura bayağı bir zayiat aldı. Depremden sanki tersaleler de eklendi. Tersalenin diğer adı ağlayan gelin ve hüzün çiçeği de deniliyor. Bu sene tersaleler hüzünlü açmış, görüyorsunuz. Boyunları bükük, hüzünlü. Onlar da depremi sanki hissettiler. Evet, görüyorsunuz şu anda bir evin avlusunda, ev sahibi de bırakmış. Evde de büyük hasar var, hemen yukarıki eski evde bayağı göçmüş, görüyorsunuz. Laleler burada da hüzünlenmiş. Tersale, ağlayan gelin, diğer adıyla hüzün çiçeği. Ev sahibi doğa aşığı bir insan, pek evinde durmuyor. Ama görüyorsunuz kırmızı lale, doğada yetişen. Bunlar da bodur, çan türü tersale. Bodur lale deniliyor bunlara. Bunlar daha farklı, iki tane sarı, turuncu renk, görüyorsunuz. Hemen diğer lale çeşidi ve şakayıklar. Evet, ayı gülü diğer adı. Nergisler olmuş. Evet, nergisler geçik. Doğa dostu. Harika bir insan buranın sahibi. Evet. Ve görüyorsunuz geçen seneden kalan lalelerin tohumlarının olduğu kapsüller. Bu kapsüllerde çok sayıda tohum oluyor. Bu tohumlar doğada 4 veya 5 yılda soğan haline geliyor, büyük lale oluyor. Yani bir 4 yıl falan istiyor küçük kapsüller döküldükten sonra. Ters lale, hüzün çiçeği, ağlayan gelin. Bunlar da bu sene depremi hissetti desek yalan olmaz. Bu sene hüzünlü açtı ters laleler doğada. Evet, görüyorsunuz evler yıkılmış. Burada çok büyük hasar var. Doğada bu ters laleyi sökmenin, koparmanın cezası 244 bin lira oldu. Evet arkadaşlar, 244 bin lira. Doğadan bunu sökmeyelim, koparmayalım. Söken olursa da şikayet edin. Yesin 244 bin lira cezayı. Aklı başına gelsin. Bunu özellikle tüm paylaşımlarımıza özellikle söylüyoruz. Bu nadide çiçekleri çok istiyorsanız satan yerler var kültür olarak yetiştirilip. İnternetten falan alabilirsiniz. Ne olur doğadan, olduğu yerden sökmeyin. Koruyalım bunları. Bunun Bingöl'deki Şaye diye farklı bir ismi de var. Şaye, İran'da da aynı Şaye diyorlarmış. Şaye kraliçe anlamındaymış. Yani çiçeklerin kraliçesi anlamında Şaye de deniliyor buna. Kırgızistan'da da Aygül deniliyor. Orada da efsanesi var. Batken tarafında çok sayıda oluyor. Güney Kırgızistan'da. Orada da Aygül olarak deniliyor. Evet, bu gördüğümüz lalelerden geçen sene Amanos dağlarına ektik. Doğada olsun, çoğalsın diye. Ermenek ilçe Sarıveliler de ektik. Karamanlı Sarıveliler de. Ayrıca Toroslara ektik. Hepsi tuttu. Bu sene ikinci senesi. İnşallah orada çoğalıp boy verip doğada çok sayıda ters lale olacak diyoruz. Evet, burada değişik bir çiçek daha var. Arkadaşlar diyor ki sümbül diyorlar buna. Bu çok sayıda, gördüğünüz gibi. Bu da lalenin bir çeşidi. Çan türü ters laleye benziyor sanki. Evet, aşağıya bakıyorum, mor renkli. Bunlar doğada yetişen kültür değilmiş. Doğada yetişen orijinalmiş. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Harika bir güzellik. Erkenek'teyiz. Ters laleler, hüzün çiçekleri burada hüzünlü olarak açmış.